Atatürk diyor ki, samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyet kabili izah değildir. O gözlerden ve nasiyelerden anlaşılabilir. Bugün sizlerle samimiyet üzerine bir yazı paylaşacağım. Ama öncesinde kanalıma hala abone değilseniz abone ol tuşuna basıp yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın lütfen. Samimiyet bir insanın içinin güzelliğini yansıttığı bir elbisedir. Eylemlerini, söylemlerini ve yaşam tarzını bile onunla daha güzel hale getirir veya çirkinleştirir. Samimiyeti kaybettiren şey küçük menfaatlere takılmaktır. Aperatif bir şeyler atıştırmak için girdiğim bir lokantada garson ayranı getirdiğinde dikkatimi çeken şey ayranın dudak payının normalde olması gerektiğinden çok aşağıda olmasıydı. Ayran kalmamıştır diyecektim ancak baktığımda tezgahın orada bariz bir şekilde görünüyordu ki ayran vardı. Eğer farklı bir sebep yoksa sadece ayrandan kâr etmek için bir santim daha az pay bırakarak müşterilere veriyor olabilirlerdi. Sadece birkaç gram kâr edeceğim derken aslında daha büyük şeyleri kaybediyorlardı. Bunlar kurum ve müşteri arasında olan önemli değerlerdir. Kendilerinde bulunan müşteriye karşı saygıyı ve benim gibi hassas müşterilerin kuruma olan güvenini. Küçük menfaatlere takılıp kalmak büyük kayıpları olan olaylara sebebiyet verir. Ayranı aldıktan sonra benim o kuruma karşı güvenim azaldı. Elbette garsona söyleyip ayranı tam doldurtabilirdim. Ancak mesele benim ayranı kana kana içmem meselesi değil, müşteriye değer verilme meselesiydi. Şimdi size daha farklı bir örnek vereceğim. Bir derneğin üyelerine verdiğimiz seminer sonrasında beni bir restorana götürdüler. Oldukça nezih olan bu kurumda normal olmayan şey şuydu. Kurumun sahibi Erdal Bey hizmet noktasında biraz hassasiyet gösteriyordu. Mutfak kısmında kardeşiyle birlikte çalışıyor ancak bununla yetinmeyip pişirilen kebap ve benzeri yiyecekleri müşterilere bizzat kendi eliyle servis ediyordu. Bazen müşterilerin masalarına oturur, yemekler hakkında bilgi verir, onlara kurumun ikramı olan bir şeyler yedirirdi. O kadar sıcak ve samimi konuşuyordu ki müşteriyi memnun edip birkaç kuruş fazla kazanayım kaygısından olmadığı her halinden belli oluyordu. Bu övgüye değer çabasının bir tek tarifi olabilirdi. Samimiyet. Erdal Bey'e bu samimiyetinden dolayı teşekkür edip kendisini tebrik ettim. Sohbet etmeye başladık. O da müşterinin memnuniyeti karşısında mutlu oluyordu. Sohbet esnasında bana küçük bir anısını da anlattı. Bir gün müşterinin bir restoranda yemeği çok beğendiğini belirtip eliyle servis yapan aşçıyı tebrik eder. Yani Erdal Bey'i. Ardından kurumun sahibini çağırmasını ister. Garson buyurun efendim bana söyleyin ben iletirim der. Ancak adam ısrarla kurum sahibini görmek ister. Bu kez garson önlüğünü çıkarır. Buyurun ben kurum sahibi Erdal Kolgu'yum der. Adam doğal olarak şaşırır. Çünkü kurumun sahibi servis yapan bir garson, yemeği pişiren bir aşçı ve aynı zamanda kibir sahibi olmayan mütevazı bir patrondur. Bu üçü ancak samimiyet sayesinde bir insanda bulunabilir. Sanmayın ki o kurumda personel olmadığı için Erdal Bey bizzat ocağın başına geçip kebap pişirip sonra da servis yapıyor. Kurumda yeterince garson var. Ancak kurum sahibi olarak müşterilerinin yedikleri yemeğe ve aldıkları hizmete gösterdikleri tepkiyi farklı açılardan gözlemlemek ve onlara daha iyi hizmet verebilmek için bu samimiyet söz konusudur. İşini seven bir insan için bu normal bir çabadır. Tıpkı Atatürk'ün söylediği gibi. Samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyet benzeri izah değildir. O gözlerden ve yüzden anlaşılabilir. Bu samimiyeti yakalayabilmek aynı zamanda iç huzurunuzu da geliştirir. Yaşama sevincinizi artırır. Küçük menfaatlere takılıp kalmak çok daha büyük kazanımları elinizden kaçırmanıza sebebiyet verir. Belki parayı kazanabilmek zor olabilir ancak insanı kazanmak daha zordur. Parayı kazanınca insanı kazanabileceğinizi sanırsınız ancak bu mümkün değildir. Öyle bile görünse aslında gerçek kazandığımızı sandığımız insanın menfaatini karşıladığımız için onun yanımızda bulunmasıdır. Oysa insanı kazandığımız zaman para çeşitli sebeplerle yine kazanılabilmektedir. İnsanı kazanmanızı sağlayan en önemli araç taşıdığınız elbise yani samimiyetinizdir.
ekrandaki diğer videolara da tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.